Ben bu hadiseleri yazımda eleştirdim. İşte tavrımda aşikar kendilerine de ifade ettim. Ve bu şiddet dalgasının neden olduğunu anlamaya çalıştım. Onlara sordum. Şöyle bir ruh halinde olduklarını ifade ettiler. Somut olaylardan bağımsız olarak söylüyorum. Yani bu gerek Selçuk Bey'in dövülmesi, gerekse Orhan abinin saldırıya uğraması meselesine birazdan geleceğim. Onun öncesinde özellikle CHP'liler nezdinde ve HDP'liler nezdinde Devlet Bahçeli'ye siyasi eleştiri sınırlarının dışına çıkan, bazen özel hayata, bazen ahlaka aykırı denebilecek sosyal medya paylaşımları. Bazıları sosyal medya, bazıları demeç şeklinde oluşan değerlendirmeler olduğunu söylediler. Yani dediler ki genel başkanımıza onun şahsına yönelik olarak normalde kavgada bile söylenmeyen şekilde konuşulabiliyor. İşte çok özür dilerim, yani işte bunlardan bir örneğinde örnek kaseti var demiş gibi gerekçeler ileri sürüyorlar ve diyorlar ki bunlar hiçbir siyasi eleştiri değil ve biz sürekli taarruz altındayız. Sürekli bulunduğumuz her noktada muhalefetin değişik bölümleri tarafından, başta CHP ve HDP olmak üzere, sonra Gelecek Partisi ve Deva Partisi olmak üzere, İYİ Parti olmak üzere taarruz altındayız ve buna karşı kimse bizim hakkımızı gözetmiyor. Yani Devlet Bahçeli saldırıya uğradığında partinin işte liderleri, partinin sözcüleri onlar saldırı diyorlar yani. Bence bazıları eleştirir de, yani saldırıya uğradığında hakkımızı teslim eden bile olmuyor ve sonra biz işte sosyal medyada bile tepki gösterdiğimizde, örneğin yani bir eleştiriye biz sosyal medyada sertçe yanıt verdiğimizde, bu kez hakkımızda tehdit etti diye, işaret etti diye, hedef gösterdiği haberler yapılıyor. Bunun özellikle beni de içine katarak söylediler. Yani işte CHP medyası. Hani ben bunu kabul etmedim ama hani beni de katarak söylediler. CHP medyasında sık sık bu şekilde karşılık buluyoruz dediler. Ama ben kendilerine şunu söyledim. Yani ben o örnekleri bilemem. Ama bu örnekler için Türkiye'de yasalarlar açık. Yani bunu diyen, eğer bu kadar Devlet Bahçeli hakkında bel altına inen, imece sarıcı gösteren, bütün bunlara rağmen üstelen varsa, yani bununla ilgili yasal yollar açık ve çok ağır cezalara uğrarlar. Diğer taraftan bu örneklerin hiçbiri böyle örnekler değil. Yani ne Selçuk Özdağ, hani o örnek bile sonucu dayakla bitecek örnekler değil. Bir an için bu örnekler zaten öyle değil. Yani Selçuk Özdağ eleştirmiş. Orhan Uğuroğlu Selçuk Özdağ'la yaptığı görüşmede vaziyeti aktarmış. Bunların onlar ilişkisini sordum. Dediler ki yani bu Afşin Hatipoğlu'nu hiç kabullenmiyorlar. Yani Afşin Hatipoğlu'nun özel hayatla ilgili olduğunu iddia ediyorlar. Bu hadisede ise kurumsal ve örgütsel bir ilişkinin olmadığını, emir talimat olmadığını ama kişilerin tepkisel davranmış olabileceğini iddia ediyorlar. Ben neden özür dilemedim? Dedim ki Selçuk Özdağ özür bekliyor. Yani Devlet Bahçeli'den ya da bir açıklama bekliyor. Neden yapalım diyor. Çünkü diyorlar ki yani bizim açıklama yapılmış olmamız, açıklama yapmış olmamızla bu kişilerin buna maruz kalmış olması arasında bir bağ yok ki, neden biz açıklama yapalım diye bir savunma geliştiriyor. Yapacaklarını hiç düşünmüyorum zaten. Yapmayacaklar da. Öte taraftan biz suçlular yargılansın. Buna bir şey demiyoruz zaten. Deyip bu bahiste sonsuz olarak bunu söylüyorlar. Diğer taraftan ben şunu gözlemledim konuştuğum kişilerden ve onların takip ettiğim sosyal medyadaki hal ve davranışlarından. Devlet Bey'in dün attığım tweette de senin bu dediğin doğrular nitelikte. Evet. Yani şöyle diyor, önemli altını çiziyorum ki eleştirilere saygı duymamız için ahlaki, meşru ve hukuki olması şarttır. Evet, yani tabii yani, ama söyleyeyim, biz aynı kelimelerle konuşmuyor, aynı kavramları kullanmıyoruz bu arada. Yani ben sadece MHP'lilerin anlattığını aktarıyorum. Yani aynı kelimelerle konuşmuyor, aynı kavramları kullanmıyoruz. Bunu söyleyeyim ben. Şimdi ama şunu da ifade edeyim. Bu mesele MHP'lilerin beklemediği kadar onlara zarar verdi.
Yani bir kere AK Parti yetkilileri AK Parti medyasından da MHP'ye bu kez destek veren çıkmadı. MHP'liler yani daha önce eleştirme cesareti göstermeyenler daha çok açıkça MHP'ye dair eleştirilerini dile getiriyorlar, sertçe dile getiriyorlar. Bu hususta MHP'nin biraz zora düştüğünü gözlemliyorum. İkincisi, şöyle bir ruh hali var. Ben ifade de ettim. Yani böyle liseli ülkücü şeyi var. Yani fevriliği var. Yani Twitter'da çeşitli etkili yetkili kişiler yahut gazete yazılarında yahut sokakta yani her an tetikte, her an bir eleştiriye, bir yazıya, bir görüşe sen devlet başkanı mı kastettin diye tepki verecek şekilde bir fevrilik düzeyindeler. Sadece genel başkana yönelik şey değil ama. Şu an ama yani o mesela, bütün parti çizgisini temsil ediyor. Yani o parti çizgisi artık. Ha. Savunma hattı oraya kurulmuş noktada. Hayır, o da başka konularda da seslerini yükseltiyorlar. Bu şekilde dönüşmüyor. Yani, mesela HDP olayında vesaire. Tabii ama bu şekilde şiddete dönüşen vakaların büyük bir bölümü doğrudan ve dolayısıyla devlet başkanına yönelik şeyler. Evet. Dolayısıyla ben onların artık o kadar çok el yükselttiler ki geri adım atacaklarına da ihtimal vermiyorum. Yani bu birer süre daha böyle gidecek. Yani eleştiriler gelecek, eleştiriye ya tweetle üst perdeden cevap verilecek yahut işte çeşitli gazetecilere yanıt verilecek. Hep argümanda şu noktaya kurulu. Selahattin Demirtaş 8 kişinin katili. Ona demediğiniz sözü getirmeniz eleştiriyi bize getiriyorsunuz. Yahut şöyle diyorlar, 800 kişinin katiline terörist demeyip iki tekme üç sopaya terör diyorsunuz gibi bir bence kaba bir değerlendirmeyle yaklaşıyorlar. Ondan sonra ruh halleri böyle. Bütün bunlarla beraber şunu söyleyeyim, ben giderek bunu bir yazı konusu da yaptım. Türkiye'de muhalefet açısından can güvenliğinde kalmadığını düşünüyorum artık. Yani bu MHP'nin hani bu bahse geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bir an için MHP'liler barajın altında kalmış olsa, marjinal bir noktada olsalar, yani muhalefette olsalar, bu fevriliklere bir an için kabul edilemez ama bir an için yani bir belki böyle bir açıklama getiriyorlar diyebilirim. Şu an MHP koalisyon ortağı. Yani hükümet ortağı değil ama koalisyon ortağı. Ve hiç olmadığı kadar güçlüler. Şimdi Devlet Bahçeli tweet atınca kanalın programı değişiyor yani. Kanalın konuğu değişiyor reklam arasından sonra. Öyle bir durumları var. Bütün bu güce rağmen neden bu kadar fevri, neden bu kadar serin kanlıktan uzak olduklarını ben yani bu bilgimle anlayamıyorum. Yani bunun yeni bir durum olduğunu düşünüyorum. O geleneksel MHP kavrayışıyla açıklamak biraz zor bu özel durumu. Bu bahsi kapatırken yeni bir şey söylemek istedim. Onu geçeyim, Elfin'e geçeceğim çünkü. Türkiye'de muhalif alanda, Türkiye'de artık muhalefetin can güvenliği kalmamıştır. Ben bu inançtayım. Birincisi bu vaka için söylemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak söylüyorum. Ya hangi ülkede ana muhalefet partisi lideri şehit cenazesinde dövülür, linç edilir. O gün sığındığı ev yakılmak istenir. O evde onu yakmaya çalışan, Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışan adam AK Parti üyesi çıkar ve elini öpmeye çalışırlar. Sırtta taşımaya çalışırlar. Bu yetmezmiş gibi. AKP'de sudan çıkmış ak kaşık değil. Onların hiçbirini ihraç etmedi farkında. Bu arada ihraç edeceğiz deyip sırtını aldı, omzunu aldı. Abi. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun bir başka cenazede önüne mermi bırakıldı. Üçüncüsü Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürürken IŞİD canlı bomba saldırısı yapmak mecliste istedi. Mecliste iki kere saldırıya uğradı. Mecliste yumruklu saldırıya uğradı. İki kere mi? Ve bütün bunlar iktidarın hamasetle, milliyetçi bir hamasetle delirttiği güruh tarafından yapıldı. Türkiye'de PKK tarafından suikast girişimine uğramış tek siyasi lidere. Oğlu kısa dönem askerlik yapma hakkına sahipken, bedelli askerlik yapma hakkına sahipken, ayrımcılık olmasın diye oğlunu uzun dönem askere göndermiş bir lidere yaptılar bütün bunları. Bitmiyor. Meral Akşener'in evinin kapısına kadar gelindi. Evi basıldı Meral Akşener'in. Karı koca çıkıp kapıdan cevap vermek durumunda kaldılar. Üçüncüsü, bir HDP'li eski milletvekilinin annesi
mezar gömülmek istenirken cesedini mezardan çıkarmaya çalıştılar. Ankara'da hatırlayın. Dördüncüsü Aysel Tuğ'un annesi. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay'ı Kadıköy'ün orta yerinde sokakta gezerken dövdüler. Öldüresiye dövdüler. Ve saldırganların hemen hemen hepsi aynı argümanı geliştiriyor. Burada da öyle, orada da öyle. Birdenbire karşıma çıktı. Terörist misin dedim. FETÖ'yü mü savunuyorsun? Şimdi bu ülkede muhaliflerin can güvenliği yoktur. Bu apaçık. Bir ülkede siyasetçiden gazetecisine insanların muhalefet etmek için artık can tehdidini göze almaları gerekiyor. Bunun müsebbibi de AK Parti iktidarıdır. Sorumlusu odur. Türkiye'de eğer demokrasi olduğunu iddia ediyorsa, demokratik bir hükümetin, demokratik bir ülkenin iktidarı olduğunu iddia ediyorsa, sokakta gazetecinin dayak yeme korkusu, siyasetçinin dayak yeme korkusu olmadan gezebilmesini sağlamak zorundadır. Ama bu güvence sadece AK Partililer için var. Peki. Aynı şekilde dün Uğur abi anlatırken hatırıma geldi. Bugün Nur Vergin Hoca, Allah rahmet eylesin, evet, cenazesi vardı. Bütün kanallar cenazeye yayınlandı. Özel durumu nedir bilmiyorum. Nur Vergin Hoca'nın cenazesi yayınlandı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı tabutun başında konuşma yaptı. O da yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı laikçilik dedi. 90'lı yıllar işte laiklik falan dedi. Ne ilgisi var cenazeyle onu da bilmiyorum ama dedi. Bir gün önce bu ülkenin ana muhalefet lideri eski başbakanı ziyaret etti. Kimse yayınlamadı kardeşim. Ya nasıl bir iş bu? Nasıl bir iş bu? Bu ülkede siyasetçinin, muhalif siyasetçinin can güvenliği yoktur. Bunu yayınlayacak özgür basın da kalmamıştır. Artık o da yoktur yani. Artık bakın Halk TV, pardon KRT, Halk TV, Tele 1 ardı arda kapatılıyor. RTÜK oturmuş gece gündüz ağzımızdan çıkacak bir dil sürçmesini, altyazıdaki bir harf hatasını kolluyor kardeşim ceza vermek için. Benim çalıştığım Sözcü gazetesinin kurulması için engelliyorlar. Televizyon. Sözcü TV'nin. Acun Ilıcalı'nın kanalın ismini değiştirmesini 7 günde karara bağlayan RTÜK, Sözcü TV'nin isim değiştirmesini 1 yıldır karara bağlayamıyor. Yetmiyor. Olay TV 26 günde boğuldular, kenara attılar abici. Yetmiyor. Arda arda bir güne Cumhuriyet'e, Evrensel'e mali ilan baskıları yapıyorlar. Her gün Cumhuriyet, bir gün ona destek veren siyasetçilerin ilanlarıyla çıkıyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilanı vardı bir gün gazetesinde. Muhalif basını da boğuyorlar. Bunu boğarken öbürüne de ölüm korkusunu tattırıyorlar ki çıkarma bunları. Bu kişiler konuşmasınlar. Bu kişiler yorum yapma, şu haberleri verme. Ya ana muhalefet liderinin grup toplantısını vermeyin. Mümkünse 15 dakika verin diye haber gidiyor. Şimdi dolayısıyla artık siyasetçinin can güvenliğinin kalmadığı, medyanın kendini özgürce ifade edemediği, zaten denetim mekanizması olan yargının da çoktan Beştepe'nin hukuk bürosuna döndüğü, iktidarın hukuk bürosuna döndüğü bir memleketin kıyısına geldik, dayandık. Eskiden bu türden memleketlere Filipin demokrasisi denirdi. 60'lı yıllarda bu kavram, evet, çok meşhurdur. Filipin demokrasisi. Endişem odur ki ekonomik yıkımla beraber demokratik yıkım da baş gösteriyor ve giderek hiç arzu etmeyeceğimiz şekilde bir 3. dünya ülkesi manzarasına kendi elimizle kendimizi yarıştıracağız. Peki.